Vefa'da semte de adını veren bir zatın türbesi var. Ebu'l-Vefa Hazretleri. Aslen Konyalıdır. Vaktiyle dergahı vardı. Yani evi. Yani dershanesi. Talebelerini kabul ettiği yer. Şimdi aynı yerde defnedilmiştir. Çok da zarif, güzel bir türbedir orası. Geliyor bir gün Sultan Fatih, kapıyı çalıyor. İçeriden bir çocuk çıkıyor haliyle. Tebdili kıyafet. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet geliyor. Gidiyor. Yani. Öyle birisi gibi sıradan. Yani şehir ahalisi, vasıfsız biri gibi. Yanında bir kişi varmış. Kapıyı çalıyor. Tebdili kıyafet yapmış olmasına rağmen kapıyı açan çocuk tanıyor. Buyurun sultanım diyor. El ayağı dolaşıyor tabii. Devlet başkanı kapıya gelmiş. Hem de o şehri fetheden adam. Hocamın elini öpmeye geldim diyor. Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin duasını almaya gelmiş. Şu gelişe bak, şu beklentiye bak. Çocuk derhal içeri koşup haber veriyor ama gelen haber çok enteresan. Söyleyin sultanımıza, müsait değiliz, görüşemeyiz, dönsünler. Şimdi şaka gibi geliyor insana. Devlet başkanı kapıya gelir de o nasıl bir kapıdır ki müsait değiliz cevabı verilebiliyor gayet net. Tereddüte mahal yok, yoruma açık bir taraf yok. Müsait değiliz, görüşemeyiz, dönsünler. Cevabı alınca Fatih merhumun dudaklarından dökülenler şunlar. Gördün mü Lala, Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık, bir tahta kapıdan geçemiyoruz. Bu kapıdan gel olmadan geçilmez, rızasız bahçenin gülü derilmez, buraya orduyla da gelinmez, çaresiz döneceğiz. Dönüyor, gözleri dolu dolu. Şimdi medeniyetimizin bize öğrettiği bir şey var, bir umde. Sultanın iyisi alimin ayağına gelir, alimin kötüsü devlet kapısına gider. Çok mühim. Evet. Şimdi dönüp dönüp bunu hatırlamalı, bakmalıyız, istikamet almalıyız. Çocuk telaşla içeri koşar ama odaya girdiğinde Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin de ağlamakta olduğunu görünce donar kalır. Artık söz bitmiştir. Edebi de zorlayarak, kendisi de bunu biliyor zaten, efendim diyor, işinize karışmak, sual etmek bize düşmez ama üzüldünüz, o da üzüldü. Bu kadar yakına gelmişken kısa bir sohbete neden müsaade olunmadı, sorabilir miyim diyor. Eski deyişle yani teşehhüt miktarı bir sohbet. Ettehiyat okuyacak kadar falan. Evlat diyor, hikmetler var. O gaza askeridir, biz dua askeriyiz. O bedendir, biz ruh. Bizi takip eden sevgili gençlerin terminolojisiyle ifade edeyim, o hardware bir software. Yani gelir de bu sohbetin lezzetini alırsa eğer, ki alır, istidadı var. Alır, istidat sahibidir. Yani cihanın anahtarlarını önüme koyun bakarsam falan diyor yani. Zaten almış ki biraz almış gelmiş. Almış ki o gelişi de o şekilde. Bu lezzeti alırsa devlet gözünden düşer. Bundan da herkes ziyan görür. O yüzden ayrılık olmayan yere randevu verdim diyor. Eyvallah. Şimdi noktayı nazar bu. Ne olabilirdi? Yani kendi verilerimizle, kendi alışkanlıklarımızla bakalım. Der diyebilirler ki Ebu'l-Vefa Hazretlerine artık sultanla da görüşüyorsun falan. Durum iyi yani. Artık çulu düzelttim falan. Değil mi? Zenginleşirsin diyebilirler. Fatih için diyebilirler ki ya derviş oldu gitti, boynu bükük yani. Şimdi bu adam bu devlet yönetecek. Yarın ordu var, harp, ordu sevk edilecek. Oldu bir derviş, boynu bükük, meczup falan diyebilirler. İkisine de zarar var yani. Herkes yerinde bulunacak. Vazifesini icra edecek. O gaza edecek, biz dua edeceğiz. Dua ordusu olmadan gaza ordusu iş başaramaz. Ama kavuşma ayrılık olmayan yerde. Burası da mühim. Bu yani sadece devlet teorisi veya devlet terbiyesi olmanın ötesinde hayatı anlama biçimidir de aynı zamanda.